Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Shadow of Fight 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar, Hermit Hoca ile dövüşmüştük arkadaşlar. Usta Hermit ile birinizle dövüşmüştük ve arkadaşlar onu 3-0 mağlup etmiştik arkadaşlar. Ve arkadaşlar dönerse burada like yapmayı unutmayın. Ve kasabın kasabasına geçmiştik arkadaşlar benim üzere. Ben video dışında arkadaşlar 45.000 para kastım arkadaşlar. Ve bu bölümde 13. level oluruz diye düşünüyorum. Ama ondan önce arkadaşlar yer altına bir boss'a da alacağız arkadaşlar. Ve evimize internet geldi arkadaşlar. 2 tane güzel haberim var. Birincisi, evimize artık internet geldi. Artık rahat rahat video çekip, artık rahat rahat internet isteyen şeyler bile rahat rahat videosunu çekip size atabileceğim. İkincisi de arkadaşlar, daha dün şey yaptım. Birkaç videomda 25 video, 20-25 tane videom arkadaşlar. Artık video kapağı yapmaya olayını çözdüm. Ama ben video kapağı yapmayı çok istiyorum ama bilmiyordum. Dün öğrendim. Aslında çok basit bir şeymiş. YouTube stüdyodan giriyorsunuz. Oradan işte istediğiniz video falan düzenleye basıyorsunuz. Orada arkadaşlar çok kolay bir şekilde, belki gösterebilirim size video çekerek. Gerçekten çok kolaymış. Hatta daha dünkü attığım video arkadaşlar, Shadow of Fight 2'nin Hermit dövüştüğümüz videosu arkadaşlar, kapağını yaptım orada. Hermit'in kapağını yaptım. Birkaç daha video yaptım. Squall Legacy'de bayağı bir yaptım. Böyle challenge'larda, genellikle challenge'larda kapışmalarının videosu, challenge videolarında kapışma videolarını kapağı yaptım yani. Öyle arkadaşlar, şimdi kan biçicimiz burada. Kan biçici buradaysa biz de map'e dönelim arkadaşlar. Bu videomuzda benim planım arkadaşlar, en son evet kasaba geçmiş arkadaşlar. Kasabın ilk koruması bizi direkt dövmüştü zaten. Planım arkadaşlar, şöyle yer altına girelim arkadaşlar. Yer altında arkadaşlar yanardağ değil, megalit dedim, aynen. Bu bir tık daha güçlüydü. Bugün megalitle dövüşmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sonra mantar, sonra da vortex, sonra yer altının bir aşağısına daha ineceğiz arkadaşlar. Onu yani onunla kapıştıktan sonra şurada turnuvalar var bak, işte turnuvalarla birkaç maç atarız. Sonra Hermit'in korumalarıyla falan dövüşürüz. En sonunda şey yapmayı düşünüyorum. Kasabın ilk koruması artık gelmeyi düşünüyorum yani. Hani artık onu yenelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, biz yer altına megalite saldıralım. Evet. Akına katılıyor. Hadi bakalım. Ne olacak, ne edeceğiz bilmiyorum. Megalit ilk kez dövüşeceğim arkadaşlar. Megalit. Bu maden terk edilmiş bir yer. Neden buradasın? Ayrılığın bu kaderinde şerefinle yüzleş. Doyacağın son şey ayağının altındaki yer kürenin sarsıntısı olacak. Oo, artist. Artist artist. Abi benimle konuşurken adamlar saldırmaya dalmaya bile başlamış. Hemen dalalım. Bak burada mesela kara büyü falan atılıyor arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Bilmiyorum, normal hani Dermit yendiğimizde büyük kilit açıldı ya. Orada da mesela kullanabileceğiz mi bu kara büyünü? Kara büyüyü bilmiyorum. Bu 40 canı varmış elemanın. Biraz fazla. Biraz fazla hatta. Kalama geldi, güzel. Bakalım, zaten amacım şey zaten. Hani böyle illa yeneceğiz ama birinci olunca yeniyorsunuz. Hani kazanıyor gibi bir şey oluyorsunuz. Zaten bu yer altındaki, bak bunun içine geçermiş. Hatta Rakşası için de geçerliydi bu. Yanardağ ve bilmiyorum diğer şeyleri bilmiyorum. Adamları bilmiyorum. Diğer yer altı canavarları ama. En azından bunlar mesela, bu saydıklarım çok fazla hit yiyor gibi geliyor. Bilmiyorum, çok mu fazla hit yiyor? Galiba çok fazla hamle yapmaya çalıştığından dolayı yani. Bir sabit duramadıkları için yerlerinde. Ondan olabilir arkadaşlar. Hop. Güzel kaçtık, güzel. İşte öyle arkadaşlar, artık video kapağı yapacağım ama ben mesela her video değil. Mesela boss özel videolarda, mesela boss kapışmalarında ya da challenge videolarında falan kapak yapacağım. Her videoya kapak yapacağımı sanmıyorum ama bakacağım arkadaşlar, ama yapmam yani muhtemelen. En azından şimdilik yapmam. Evet. Prologumuzu bence gayet sergiledik, iyi sergiledik. Yani benim buradaki amacım zaten birinci olmak değil. Zaten hani normal hikaye modunda kullanacağımız şeylerden hiçbirini vermiyor yani. Hani bilmiyorum yani. Megalit de bayağı havalıymış. Ay, Yanardağ şey demişti onu ilk maçımızı yendiğimizde. İşte benim biladerimi falan kışkırttım falan diye öyle şeyler demişti. Bunun biladeri herhalde Megalit galiba. Megalit'ten daha böyle adama benziyor. Hani konuşmalar falan biraz daha iyiydi sanki yani. Git buradan falan dedi gerçi de. Artistik yaptı da. Yanardağ çok argoluydu yani. Hop. Aa, o hamle yapmayacaktım. Yavaş abi, yavaş. Ağzını kırdım çocuğu seni. Hop. Allah. Dalarım vallahi sana. Ya bak, bu terbiyesiz. Vurdun mu vuruyor. Aa, çok güzel. Abi bu ne? Bu neydi be? Abo, elmas falan çıkartıyor yerden. Çakal seni. Çok az hasar verdi bu sefer. 120 hasar. Çok yasa değil.
Ama birinci olmuşuz. Bakalım Megalit 8 dakika kalmış arkadaşlar bu arada. Bu biraz güçlüymüş. Evet. Bu biraz fazla güçlüymüş. Ya daha doğrusu şöyle söyle. Şu an benim seviyemi çünkü. Yoksa mesela ben Yanardağ'ı birkaç gün önce oynadım. Yanardağ'ın içinden geçtim. Tek başıma hatta içinden geçtim. Yar adam öyle çok aşırı bir şey de yapmadı. Ya, Yanardağ'ın canının yarısından fazlasını ben aldım. Yani Yanardağ artık gerçekten benim için ezik. Ama Megalit biraz daha işte güçlü. Evet, bunları beklemiyorum. Akşam ben geliyorum. Arkadaşlar girdik ve bakalım ne olacak şimdiki dövüşümüzde. Hadi bakalım. 40 canı vardı. 30'a indi. 10 canını aldık bile. 10 can barını aldık. Yavaş. Ya bugün inşallah kasabın korumasını yeneriz. Çünkü adam bize tek attıydı. Daha doğrusu kadındı. Ah yapma. Bundaki şey yanlış şey ya bildiğiniz. Linux'in değil de hani pençe vardı ya onu da ilk başına verdiğimiz. Onun hamleleri falan onunla hamleleri falan aynı. Daha böyle ona ya bu Megalit'e yakışır şeyle yapamamışlar ya. Valla. Megalit'e böyle pençe kullanması bu garibime gitti. Ama çok da kötü değil. O özelliği basma. Hop. Timesuz. Tamam abi ama bence o kara büyüyle beraber bir de 290-300 hasar vermişiz neredeyse. Birinci miyiz? Güzel. Güzel. O farkı bayağı açmışız. 100 fark neredeyse var arada. 100 puan fark var arada. Ben geliyorum arkadaşlar yine. Dedik ve mesela bu videoda mesela kapak yapabilirim. Mesela bu videoda Megalit'in kapağını yapabilirim. Evet. Muhtemelen onu yaparım arkadaşlar. Yani bu videonun mesela kapağı şu anda Megalit'in kapağı. Yani Megalit'in resmi. Olabilirim ki muhtemelen de öyle olur. Evet. O güzel zırh verdi. O zırh puan şeyi koruması çok iyi oldu. Zırh koruma özelliği. Bakalım ne olacak? Birinci olarak bitirirsek bu arada bayağı iyi ya. Hadi bakalım abi. Odaklandım şu anda. Hop sana bir tane kara büyü. Hadi be. Haydi be. Aa tamam ölmedim. Orada var ya ben kan biçiciyle döne döne vursaydım adama iyiydi orada. Ah ne yaptım orada ben saçma sapan uçtum adama. Neyse. O kara büyü sayesinde gene de hadi kurtardık ya. Rezillik yaşanmadı en azından. Hala birinciyiz güzel. Bakalım ne olacak? Yarı canını hemen hemen indirmişiz arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar yeniden girdik. Bakalım tekrar kese 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 bir hal oldum abi. Bakalım. Ama artık internet sıkıntısı olmadığı için rahatım abi. Hop. Hop yavaş. Hop güzel. Bir tane dönerle. Bak çakal ya gerçekten. Tamam. Bence bu çok zorlu bir boss değil ama yani bilmiyorum. Şu an bizi iyi dövüyor ama ben biraz daha mesela güçlensem bu boss'a da alsam zaten boss'ların gücünde bir farklılık olmuyor. O zaman ağlatırım. Aynı Yanardağ'da olduğu gibi. Neyse kara büyü tekrar ben alırım. O işte o ikinci de boşa kaçırmam ama neyse iyi dövdük. Bir tane kan biçiciyle kafasına geçirseydim iyiydi ama. 300 hasar vuracaktık. O 1250 ve evet kara büyü zaten buradan veriyor. Bir kere daha kara büyü verdi. Hatta herhalde 5 kara büyü verdi. 5 kara büyü verdi galiba. Emin değilim. O Megalit ağlıyor. İkinci şu an savaşıyor bilmiyorum. Bakalım ikinci bana bize yaklaşacak mı? Bakacağız arkadaşlar. Baya şu an 2 dakika kaldı arkadaşlar. Evet birazdan zaten bunu da içinden geçeceğiz arkadaşlar derken ne oldu? Adam beni geçti. Adam beni geçti. Ben bu adamı geçebilirsem geçeceğim arkadaşlar. Hatta hadi kesmeyeyim. Zaten 10 saniye kalmış. Bakalım hadi bakalım abi. Bak zaten şu ilk 3'ü 3, 4 ve 5.'den artık korkum yok. Ama gel gelelim o ikinci şey birinciye çıkan şu anda. Şu anda ona iyi hasar verdim. Hatta ben tüm kara büyüleri kullanacağım ya. Aynen öyle abi. Adamın canı zaten 9 kalmış. Tüm kara büyüleri kullanacağım ya. Tabii tüm kara büyüleri kullanacağız derken arda arda kullanamıyoruz. Biraz beklememiz gerekiyor. Böyle 3 saniye falan. Evet hadi.
Abi yapma. İşte bak bu adamlık değil, tamam mı? Hop! Çok güzel kafasını indirdim. Abi ne yaptım ben, bir şey atacak sandım var ya. Abi. Biraz da kan biçicinin kanama özelliğiyle hasar verdim. İyi ya, 300 yakın bir şey olmuştur yani. 300 olmuş hatta ya, 299. Pro. Sırf birinci olmak için o kadar şey attım ha. Ve yaramış da baksanıza. Ama şu an adam savaşıyor. Evet, şuraya kesmeyeyim arkadaşlar, artık kesmeye gerek yok bence. En iyi sonuç. O evet, bunlar da mesela görevler var, günlük görevler. Yeraltı için. Yeraltı için günlük görevi var. 3 tane bunu değiştirebiliyorsunuz da. Ve o sayede şey oluyor işte. O sayede ekstra kara büyü falan, kupa falan veriyor arkadaşlar. Ona ekstra özellikler veriyor. Ve arkadaşlar kara büyüyle de adamın güzel içine geçtik. Evet, bir tane kendi anahtarım verdi galiba öyle. Ve arkadaşlar birinci mi olduk? Hadi be, birinci olamadık. Neyse, güzel dövüştü ama. Megat lanet, bir bin yıl daha mı beklemeliyim? Kıta değiştirdim. Dünyayı arındırmak benim rolümdü. Büyük bir babam ve bedeilerin insanlara olan ölçülerine kusmak için savaştıklarını söylemişti. Şimdi savaşın ortasındayız. Dedi arkadaşlar, ve herhalde bu oyunun asıl hikayesine arkadaşlar ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim ve evet interneti kapattım arkadaşlar. Yani internet geldik diye internette de oynamayacağım tabii ki de. Çünkü reklam çıktı zaten daha demin gördünüz. Şimdi asıl bir şeyimizi yaptık. Megalit'te dövüştük. Sonra gelelim turnuvalardan. Turnuvaları bitirelim. Evet, turnuvalardan turnuvaları bence artık bitirelim arkadaşlar. Çünkü artık bitirme zamanımız geldi yani. Hani hatta o dünkü videoda demişti. İşte geçen önceki bölümde şey demiştim. Ya o demişti oyundaki. İkinci haritada işte bitirmediğin turnuvalar, meydan okumalar falan var. Onları bitirmen gerekiyor demişti. Hani sonra para kasamıyorum ya da rezillik falan çekiyorum dersen bizden bilme demişti. Yani öyle söylemişti açıkçası. Kısacası. Ya bak. Ne yapıyorsun kavgacı? Ne yapıyorsun? Bak duruşun falan iyi. Allah var yani. Artistin kimi? Arada kanala var yani. Kanan özelliği var yani bende. Güzel. Ama şunu fark ettim mesela. Silahların kendi hani seviyemize göre tüm al kendi hasarlara eşit ama şey bonus hasarları, ekstra özelliklerin hasarları farklı olabilir. Mesela kanama özelliği, yani daha doğrusu kan biçicideki kanama özelliğinin hasar 306 falanken mesela Linux'in arkadaşlar bomba yeteneği 468 miydi neydi, öyle bir şey arkadaşlar. Yani hani özelliklerin verdiği hasarlar birbirinden farklı oluyor ama kendi hasarları seviyeye göre, ona fark ettim. Yani şimdi size gösterim zaten. Evet. Level atladık mı? Atlamadık galiba ama. Abi yok, ben gene geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ben orada aslında interneti kıstıydım ama gerçi galiba klasörden girdiği için, galiba tam oyundan çıkmadığım için klasörden girmiş arkadaşlar. Neyse, biz turnuvaya tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Zaman vakit kaybetmeden artık şu turnuvayı bitirelim. 3 bu kaçıncı round? Son 1 round mı, 2 round mı ne kaldı? Evet, bakalım gölge vs şirret. Dünkü videoyu da izlemez gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Shadow Fall 2. Hermit'in kendisiyle dövüşmüştük. Tüm korumalarını yenmiş zaten. En son video, dünkü videoda son korumasını yenip kendisiyle dövüşmüştük. Gerçekten güzel bir kapışmaydı. Bir yandan bir nevi de kolay bir kapışmaydı ama. Ama güzel bir kapışmaydı. Büyük bir kapışmaydı. Adam bizi yıldırım falan çaktırmıştı. Ama gerçekten güzel bir kapışmaydı arkadaşlar. Hatta bu videoda belki ama o da çok düşük bir ihtimal ama. Çünkü enerji kalmaz o zamana kadar yani. Hermit'in belki ilk bir korumasını anca da alabiliriz yani. O da bir. Ya belki bilemedim ki ama sanmıyorum. Ya benim bu videodaki amacım şey zaten yani. Kasamın şu ilk korumasını bir yenelim de. Gene para kasamadım ki zaten. Daha doğrusu pardon. Bu sefer para kastım, level'ım yetmiyor.
Yani bu sefer ben video dışında turnuvalar oynarım, şey yapardım normalde hani. İstese böyle yapardım ama hani turnuvalar falan da sizlerle beraber oynamak istiyorum. Oo. Tamam. Hop, kafana geçirdim. Tamam, bu oyun da bitti, bu round şey de bitti. Bayağı güçlüyüz ya, kanama şey pardon. Kan biçici bayağı iyi. Şimdi level'ımız kaç? 8791. Tamam, son round arkadaşlar. Turnuvanın son round'ı. Bu tipsiz geldi abi. Bu tipine tükürdüğümün geldi. İsmine de zaten uyuz oluyorum. Şanslı. Sen neyin bu kafasını yaşıyorsun ya? Hadi bakalım. Hop. Hop. Kanamaya bastım. Hadi şansı. Nerede senin şansın ha? Sen inandın. Şansı bana kanıtla o zaman. İsmini şansı koyuyorsan şansını kanıtla. Tamam mı? Böyle gelip böyle boş boş şeyler yapma. Sana neredeyse perfect çakıyordum mesela. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar şeydi. Dünkü videoda Hermit'le kapıştığımız videoda birinize şey demişti oyunumuza. İblise karşı bir yani kusursuz, hiçbir an kaybetmeden dövüş kazan başlam vardı. O şeymiş. Ben zaten video izlerken de fark ettim. İblis dedi, bosslar mı aşağı karşı? Yani bosslara iblis diyor. Yani neden bosslara iblis diyor bilmiyorum. Şeytan diyor. Garip geldi bana. Hani iblis değil de bosslar, patronlar falan dese daha mantıklı olurdu ama bilmiyorum, belki hikayeden dolayı bir şey vardır, bir sebebi vardır. Hermit'te biz boss ya tanınmış diyor arkadaşlar, evet, ikinci bölümün turnuvasını bitirdiğimiz için. Hermit'i de kusursuz yendiğimiz için akşe ve kendisi de bir boss olduğu için o başlarını verdi bize arkadaşlar. Galibittir, 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 galibittir. İki eyalette turnuva kazan. Pardon, bu iki ay aynen ya sonuç olarak. Ama iki ay eyalette. Mesela birinci veya üç, birinci veya üçüncü haritanın turnuvasını kazanmışız daha, gene aynı başlıyor öyle. Ve ya ben bu şeyi dövmek istiyorum ya. Ya bilmiyorum da. Meydan oku turnuvası bunu nasıl? Abicim bari ekran da imkansız olmasaydı. Yerde uzun süre oturmak yenilgi sayılır. Yerde bu çok kötü bir şey. Ben bunu video dışında oynadım. 7 saniye hakkınız var arkadaşlar. 7 saniye boyunca yere ayak basabiliyorsunuz. Eğer 7 saniye içinde zıplamazsınız, havada bir hava yani yerden bağlantısınızı kesmezseniz, bakın şimdi diyecek zaten, kaybediyorsunuz. Bakın. Hot round diyor. Bakın. Bakın böyle. Bu çok stresli bir şey. Ama taktik de şu. Sürekli zıplaya vurmaya çalışsanız daha iyi aslında. Ama böyle bak, adam için geçerli değil bu, karşıdaki rakip için. Oo, Allah'tan hemen vurduk da kafasını yani gömçerttik de. Evet, sona doğru bir tane daha enerjimiz inşallah dolar arkadaşlar, yetişir. O zaman da şey oynarız. Birinci korumayı yükseltip şeyli silahlarımızı. İnşallah olur. Of, vurdum çok güzel. Kambiç'in şöyle uzun menzilli de bir saldırısı var. Eğer joystick'i yukarı kaydırıp yumruk tuşuna basarsın, saldırı tuşuna, böyle bir saldırı gerçekleştiriyor. Bayağı da uzun bir hamle yani. Bayağı da uzun bir mesafesi var. Ben zaten hoplattığı için o yüzden. Hop. Bam! Kafasına geçirdim adamı. Tamam artık. Gel bakayım sen. Hop, bu kadar bastı. Sürekli zıplayıp vurmaya çalışıyorsanız o zaman işte kolay olabiliyor ama zor da olabiliyor. Adam size sürekli vursa o zaman işte sıkıntı. Meydan okuma diyelim arkadaşlar. Bu dövüşe bu tamam, bunda sıkıntı yok. Bunda seviye istiyor, daha yüksek seviyesi. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Bunda herhangi bir challenge falan yok yani. Sadece silahınızın, ekipmanınızın seviyesinin o adamın istediği kadar olması lazım. Bizimki de 12'nin üstünde, 12 olduğu için 12'nin de üstünde de değil de. Haydi bakalım, haydi bakalım. Bu video kapağı olayı böyle oldu ya. Artık video kapakları falan da yapacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Daha da ileride daha da bilgili olurum. Ben kendisi daha da şey bilmiyorum. Gerçi araştıracağım onu da. Mesela kendi kapağımızı falan nasıl yapıyoruz? Kendi video kapağımızı falan daha araştıracağım yani. Hop.
Birkaç video mesela örnek veriyorum, bir tane video olarak örnek söyleyeyim. Mesela Griffin vs Final Boss videomuzu kapak yaptım. Daha dünkü videoya kapak yaptım. Yani böyle 25 dakika video kapak yaptım. 30'a yakın bir kapak yaptım böyle. Hop. Hop. Bam. Burada herhangi bir challenge olmadığı için rahatça oynayabiliriz arkadaşlar. Hop. Oh, hadi bakayım. Hop, ikimiz hasar yedik. Hoppa, bu kadar basit. Fiend, artistik yapma oğlum. Evet. Ve buradan da tılsımlarımızı aldıktan sonra arkadaşlar 12. seviye olduk. Yeah, işte bu. İşte bu. Abi hemence hemen 5 tane bilmem ne bir şeyler açılmış abi. Yeni bir silah var arkadaşlar ama şimdi bunu oynamayacağım. Bu ne abi? Seyir inleyince bak, bu harbide vurduğumuzda bu çıkıyordu. Darbeden sonra seyir doldurmanı %700 oranında arttırma şansı. Oo, harbide de bayağı o zaman OP bir şeydir. Evet, satın al diyelim arkadaşlar. Satın alalım. Bunu da satın alalım. Evet, böyle de bir bıçak gelmiş. Aslında alalım mı? Zehirleme. 297. Bunu yükselte şey olabilir aslında ama. Elmaslarımızı harcayalım mı? Harcayalım mı? Suikastçı bıçağı. Al onu harcayalım arkadaşlar ya. Aldım gitti. Hadi bakalım yine fırlatma şeyimize hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Şimdi ne oldu abi o? Gel bakayım sen. Hala imkansız. Ay tüküreyim böyle işi. Aa bak, bu zoraymış ama. Bayağı aslında güçlenmişiz. Ama. Lakin. Şey olmadı. Bir şey değişmedi. Buna tılsımlamayı da unutmayalım abi. Aslında orta tılsım, orta tılsımı yani orta tarifti değil mi? Hey, ya lokomotif ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapıyorsun acaba? Allah'ım ya Rabbim. Orta tarif, evet, basmak istiyorum ama böyle sevdiğim, yani sürekli kullanabileceğim bir ekipmana basmayı düşünüyorum. Bunun şeyini değiştirmeyeceğim çünkü bu güzel, zehirlemeyi seviyorum. O zaman bir iki dakika bekleyeyim arkadaşlar, şu süresi dursun, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, bir kere yükselttik, en azından tekrardan yükseltmeye bırakalım bunları ve bir yandan da şu silahımızı alalım arkadaşlar, çünkü farklı silahlarla oynayacağımızı söylemiştim. Bunu alalım arkadaşlar, bunu yükseltmeye bırakalım ama ekipmanı al diyelim abi. Ekipmanı al diyelim. Şunu yükseltelim, tılsımlayalım pardon. Bunu orta tarifte, basit tarifte tılsımlayalım mesela. Tılsımla. Şimdi de bakalım arkadaşlar ne olmuş. Hala imkansız diyor. Abi bunu çıldıracağım oğlum. Ama aynen abi. Hani şu anda her türlü zırhlığımız, kastıkımız daha yüksek. Nasıl? Mağaza diyeyim. Ne? Nasıl daha iyi mesela? Nasıl bir daha iyi bir söz konusu? Bu daha mı iyi şimdi? Ama bu yükseltme, ama hasarı gerçi daha fazla, evet. Şimdi bununla mı dövüşeyim diyorsun yani? Gene imkansız kardeşim, ben bundan ne anladım ki? Hadi senin dediğine diyeyim oyun. Ne diyeyim yani, bunu dedi yani oyun. Oyun dedi, gel dedi, bunu al dedi yani, ne diyeyim? Neyse ben bu, ya çok kolay bir korumada. Bir şey yükselttim hemen mesela zora normale düşer bu. Bakalım. Çok kolay bir koruma yani. Maksat hemen ben bir ilk koruması en azından yeneyim. Bu mesela bu videoda yenemezsem, diğer videoda iki tane korumasını aynı anda yenersem ancak telafi ederim. Başka çaresi yok. Abi yalnız imkansız demeseniz. Hani imkansız deyince benim gözüm korkuyor ya. Hani bari en azından ılgın değil. Ilgında da yenebiliyorum da. Bu ne abi, imkansız diyor. Aa bak, hasar azalmış ama. Aa! Öldüm. Ben kan biçiciyi niye almadım ya? Ben bu oyun, neden bu oyunu söyledim ben? Çaldık. Neyse, farklı bir silah denemiş olduk. Bunu yenersek sürekli yere düşürürük. İşte uzaktan oynayarak. Oğlum gelme. Zor zor. Yani şu an zor. Ama alınamaz abi, gıdım gıdım vuruyorum ya. Zor yani gerçekten. Şu anda biraz zor alırız biz. Tamam
Arkadaşlar neyse, o zaman bu durum bu kısım bu videomuz arkadaşlar neydi? Megalitin miydi? Megatin miydi? Öyle bir şey. Öyle bir boss oynadık arkadaşlar. Neyse artık yenemedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer videoda eğer iki korumasını aynı anda yenersem o zaman telafi ederim. O zaman telafi ederim ancak. Neyse o zaman bir dahaki videoda şunu bir yükseltmeye bırakalım bu arada arkadaşlar. Evet, bu da gerçekten güzel. Suikastçı bıçağım çünkü. Bizimki neydi? Kuneydi. Bu güzelmiş. Ve bir yandan da hatta şunu da yükseltmeye bırakalım arkadaşlar. Ve çelik miğfer falan hazır dedi arkadaşlar. Tamam abi. Şimdi ne oldu? Dur bakacağım. Ne olduğuna bakacağım. Savaşmayacağım. Merak etmeyin. Koruma imkansız diyor. Oyunu kafa yemiş yani. Neyse arkadaşlar, o zaman okusun bu videomuzu arkadaşlar. Yeraltı canavarı olan ikinci canavar olan arkadaşlar. Yani ikinci. Çünkü 5 kişi giriyordu. Yanardan da 4 kişi giriyordu. Bu bir tık daha zor olan arkadaşlar. 10 dakikalık olan, 5000 canı falan olan. Yani yanardan hemen hemen 2 katı bir yaratıkla dövüştük arkadaşlar. Megalitinde ama yanardan biraz daha ben sevdim açıkçası. Daha böyle konuşması falan adam gibi konuşuyordu. Neyse konumuz o değil. Dövüştük. İkinci olduk maalesef. Birinciliği ucucuna kaçırdık diyebilirim ama üzülmedim zaten, çok da önemli değil yani. Ama gelsin güzel bir doğdu arkadaşlar. Sonra gittik işte, yeni silah aldık, 13. level olduk ve buradaki her şeyi bitirmedik, daha şey var, meydan okuma var ama hepsini bitirdik sayın arkadaşlar. Arkadaşlar videolarınızı tabi diyor, like button'a abone olmayı unutmayın. Bundan sonra arkadaşlar istihbarla gelse bir challenge videosu gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar videolarınızı tabi diyor, like button'a abone olmayı unutmayın. Bir dakika, görüşürüz, şimdi kendinize bakın, bay bay.